İnne şirara ümmeti ecrahum ala eshabi. Benim ümmetimin en adileri, en şerlileri beni gören benim eshabıma dil uzatanlardır. Şimdi Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye radıyallahu anhuma, ikisi de peygamberimizin hem ehli beyti Hazreti Ali, Hazreti Muaviye de duasını aldı, sevgili peygamberimizin yakınında bulundu. Muazzam, kıymetli bir sahabi. Allah şefaatlerine mazhar buyuruyor. Onun etrafında yüz binlerce eshab, yani yüz binlerce Müslüman eshab var. Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe Efendimiz tarafında da var. Efendim bir içtihadi, oraya teknik noktasına girmiyorum, İhtilaftan dolayı iki Müslüman ordu karşı karşıya geldi. Evet. Ve bu böyle devam etti. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra İmam Hüseyin Efendimizin etrafı, Hasan Efendimizin etrafında toplandı Müslümanlar. Ve iki yıla yakın böyle devam etti kargaşa. İki yıl aradan geçtikten sonra sevgili peygamberimizin o mübarek torunu İmam-ı Hasan radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Muaviye'ye bir mektup göndererek, ordumla 40 bin kişilik, 50 bin kişilik ordumla beraber sana biat ediyorum, seni devlet reisi olarak kabul ediyorum, şu ihtilafa, şu kavgaya son verelim dedi ve kavga sona erdi. İmam-ı Hasan Efendimiz bu anlayışı, İmam-ı Hasan Efendimiz bu büyük olgunluğu gösteriyordu. Zaten sevgili peygamberimiz bir gün hutbe irad ederken Hazreti Hasan Efendimiz içeri giriverdi 9 yaşlarında. Sevgili peygamberimiz hutbesini kesti ve kendisine dönerek şöyle buyurdu: İnnebni hâze seyyidün. Şu gördüğünüz benim çok kıymetli efendi oğlumdur. Benim efendi torunumdur şu gördüğünüz. Eshabına işaret ettikten sonra veleallallâhe en yusliha bihi beyne fiyeteyni azimeteyni. Umid ediyorum ki Allah'ım benim bu torunum vesilesiyle iki muazzam fırkanın arasını ıslah edecek ve büyük bir tehlikeyi önleyecektir benim bu oğlum, bu torunum sayesinde müjdesini veriyordu. Aradan 30 yıl geçti. Evet, 30 yıl gibi zaman geçti. Efendim Hazreti İmam-ı Hasan Efendimiz Hazreti Muaviye'nin ve onun, onlar da Müslüman, onlar da sahabi, ötekiler de sahabi, dil uzatamayız, o muhaklı, bizi hakem yapmadılar. Üstazım Süleyman Efendi Hazretleri bu kürsülerde öyle buyururdu Muharrem ayı dolayısıyla. Seni o günün hakemi mi tayin ettiler de o haklı bu haksız diyorsun? Seni hakem mi tayin etti? Gel bu işi, davayı yap diye sana böyle bir dava mı verdiler? Allah'a havale etmişler o günkü Hazreti Muaviye ve Hazreti Ali arasında olan. Ve nihayet ondan sonra İmam-ı Hüseyin Efendimiz Hazreti Hasan Efendimizin şehadetinden sonra karısı tarafından zehirlendi ve şehit oldu. Ve İmam-ı Hüseyin Efendimiz, Allah'ımız cennette komşu kılsın, şefaatlerine mazhar etsin, Kerbela'dadırlar, oradadırlar. Evet, çok acıklı bir halle karşılaşıldı. Ve yine karşı taraf, yine Müslüman. Beri tarafta Müslüman, karşı tarafta Müslüman. Evet, binaenaleyh çok acıklı bir hadise oldu. Muharrem, Harem'in 10. günü İmam-ı Hüseyin Efendimiz odağından, çadırından çıkarken bir ruhani karşılaştı. Muazzam bir ruhani. Kimsin sen diye sordu. Dedi ben ene hadi müceddik. Senin dedenin hizmetçisiydim ben. Yani Resulullah'ımızın. Ben Resulullah'ın irtihalinden sonra senin babanın emrine verildim. Babanın şehadetinden sonra da senin emrine Allah tarafından tahsis edildim. Ne arzu edersen yapayım. Dağları yıkayım, devireyim. Dedi ki seni dedem hiç daraldığı zaman senden medet umdu mu, imdat istedi mi? Hayır dedi.
benim sevgili babacığım daraldığı zaman hiç sana müracaat etti mi? Etmedi. Ben de etmeyeceğim. Ben Allah'ıma gidiyorum. Ben dedeme ben, evet babama gidiyorum. Odandan çıkıyor ve şehadet şerbetini içiyor. Ve bu dinin mukaddes dinin en büyük kurbanı oluyordu. Zebih-i azim, Allahu alem ona da işarettir. Biz İbrahim'e zebih-i azim ile İsmail'in yerine bir koç verdik. Muazzam bir kurbanlık verdik diyor. Herhalde bir hayvan, bir koç, bir hayvan, ona Allah'ımız zebih-i azim buyurursa herhalde din için, Allah için şehit olan Hazreti Hamza'yı düşünelim, sevgili peygamberimizin amcası. Efendimiz'i devamlı yanında, Mekke müşriklerine karşı devamlı müdafaa eden. Babası olmadığı zaman insanın amcası baba yerinedir. Sevgili peygamberimizin çok sevdiği amcası Uhud Savaşı'nda çok feci şekilde şehit edilmedi mi? Vahşi tarafından okla göğsüne saplanıp yere düştüğünde doyamadılar. Gittiler kafirler, paramparça elini kestiler, kulağını kestiler, bacağını kestiler. İç organlarını çıkardılar. Düşünebiliyor musunuz? Şu cinayeti tesavvur edebiliyor musunuz? Peygamberimizin amcasına bunu reva gördüler. Bunu yapanlar, bu cinayeti işleyenler Mekke'nin fethinden sonra hepsi Müslüman oldular, hayatta olanlar. Kimdi ordu komutanı? Ebu Sufyan'dı. Müslüman oldu. Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere Vahşi'yi parayla tutan Ebu Sufyan'ın hanımı Hint idi. O da Müslüman oldu. Ve bizzat peygamberimizi şehit eden, parçalayan Vahşi Müslüman oldu efendiler. Geldi peygamberimizin huzuruna hepsi. Bizi bağışla ya Resulallah dediler. Hepsi idamlıktı belki bunların. Ama peygamberimiz onlara şöyle sesleniyordu. Benim sizi öldüreceğimi zannediyorsunuz. Hayır. Benim kardeşim Yusuf aleyhisselam, onu kardeşleri kuyuya attığı zaman, ölüme terk ettikleri zaman o kurtuldu. 40 yıl sonra Mısır'a sultan oldu. 40 yıl sonra kardeşleri karşısına geldiler. Onu kardeşi olduğunu tanıdılar. İki büklüm oldular, perişan oldular. Bizi şimdi kardeşimiz idam eder dediler. Ama Hazreti Yusuf onlara dedi ki yok, gelin kardeşlerim. Evet, böyle bir günah işlediniz. Böyle bir cinayet işlediniz şu kardeşinize karşı. Şimdi bugün öç alma, intikam alma gününü değildir. Kale la tehribe aleykümül yev yevfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Ayeti ile Allah'ımız Sure-i Yusuf'ta bunu anlatıyor. Bugün sizi kınamak yok. Bugün sizi lanetlemek yok. Bugün sizi cezalandırmak yok. Allah sizi de beni de affetsin. O Erhamur Rahim'indir diyordu. İşte peygamberimiz de aynısını söyledi Mekkelilere. O Uhud muharebesinde, o Bedir'de ve öteki savaşlarda karşısında bulunan nice eshabı parça parça edenleri affediyordu. Bağışlıyor ve hepsi sahabi oluyordu. Hazreti Süfyan oluyordu. Hazreti Hint oluyordu. O Vahşi, Hazreti Vahşi oluyordu. Sahabi oluyordu. Kıyamete kadar gelecek bütün evliyaullah onun ayağının tozu bile olamaz. Makamına, derecesine oluyordu. Peygamberimiz şöyle söyledi kendine. Ey Vahşi, evet ben seni değil, Allah seni affetsin. Allah affetti. Madem Müslüman oldun, geçmişini Allah bağışladı. Benim sahabimsin. Ama rica et, ben senden bir isteğim var. Benim gözüme görünme. Mekke'de, Medine'de, buralarda karşılaştığımız zaman ne olur uzaklardan dolaş, seni görmeyeyim. Gördükçe amcam hatırıma geliyor. O Uhud Savaşı'nda, o Uhud Muharebesi'ndeki amcamın hali gözümün önüne geliyor. Dayanamıyorum. Ne olur gözüme görünme diyordu. Ama sahabiydi. Peki efendiler, bütün bunlara rağmen bunlar af ve mağfirete mazhar olursa
hiç şüphe etmiyorum ki ben de, İmam Hüseyin Efendimiz de kendisinin, evet, şehit edenleri değil, belki de bizzat vuranları değil, ama onun etrafında diğer karşısında bulunan Müslüman kardeşlerini affetmiştir. Bağışlamıştır. Dedesinin bağışladıklarını elbette torunu da bağışlar. Efendiler, dil uzatan kardeşlerime sesleniyorum. Sakın bu meseleleri, Kerbela vakalarını bilmem ele dile alarak büyüklerimizin söylediğine dikkat edelim. İmam Şafii Hazretleri, inanıyoruz değil mi, çok büyük bir zat. Ziyaretine geldiğimiz Hazreti Ebu Eyyub el Ensari'den şüphe eden var mı? Haşa. Asırlardan beri İstanbul'umuzun manevi misafiri ve Peygamberimizin maneviyatını buraya getiren bizim aziz misafirimiz burada. İstanbul'umuzu güzelliğiyle güzelleştiren Hazreti Ebu Eyyub el Ensari'de şüphe eden var mı? Onun eshab oluşundan, onun yüksekliğinden, onun ensardan, muhacir ensardan olduğundan şüphemiz var mı? Asla yok. Öyleyse işte Hazreti Hüseyin Efendimizin karşısında bulunan ordu komutanı olan Yezid'in ordusunda bir nefer olarak, bir yıldız olarak, bir güneş olarak onun emrinde İstanbul'a geldi. İşte huzurunda bulunduğumuz zat. Yani biz ondan daha mı ileri gittik de o günkü hadiselere hakem kesildi, o haklı bu haklı diye dil uzatıyoruz. Aman buna Allah cümlelerinden razı olsun. Aralarındaki vakaları Allah'a havale ediyoruz. Bize düşen susmak, onların yolunda yürümektir. Bu duygularla yeni yılınızı, Muharrem-ül Harem'inizi ayrı ayrı hepiniz için tebrik ediyorum. Ve Muharrem ayının 10. günü gusül abdesti almayı da unutmayın. Zira o gün gusül abdesti alırsanız Zemzem-i Şerif'le yıkanmış gibi olacağı müjdesini Peygamberimiz vermektedir. 10 Müslümana da selam vermeyi de o gün unutmayalım. Allah nice yıllara sıhhat, afiyette ulaşmamızı nasibi müyesser buyursun. 5-6 dakika geçti, hakkınızı helal ettiniz mi efendim? Allah cümlenizden razı olsun. Bütün Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın, üstazlarımızın, huzur devletlerinde bulunduğumuz Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerimizin, bir cümle şühedamızın, geçmişlerimizin üzerimizde hakları bulunanların aziz ruhları için, Allah'ımızın rızası için El-Fatiha.